Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda genel dörtgenler ve yamuk konusundaki ÖSYM tadında sorular 2 testinin çözümünü yapacağız. Testimiz TYT tarzında. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Eşit kenar uzunlukları 3 santimetre olan iki kenar yamuktan 3 tanesi ABCD yamuğunun içerisine aşağıdaki gibi yerleştiriliyor. Arkadaşlar ABCD'de de bir yamukmuş. O zaman yamuk olduğuna göre şu kenarlar birbirine paralel mi? Paralel. Hocam bu küçükler de paralel. O zaman şunlar da birbirine paralel diyeyim arkadaşlar. Evet. Ee, hatta... Şu parçada da şu parça birbirine paralel. Onlar da siyah olarak kalsın isterseniz. E hatta şunlar birbirine paralel. Bu da doğru sağ sağ. Şu kırmızılar paralel. Bunlar da paralel. Burada bir paralel kenar mı çıktı? Evet. E o zaman ben şuradaki uzunlukları da yazayım mı arkadaşlar? Bir 3'leri bir yerleştireyim. Hocam şuraya kadar 3. Buraya kadar da 3. Sonra burası da 3. Burası da 3. Sonra ne oldu arkadaşlar? Şurada bir paralel kenar bulduk. 3 ise karşı tarafta 3 müdür? Evet. Dikkat ederseniz paraya kenar çıktı dedik. 6 ise burası da 6 mı oldu? Evet. Ay, en uzun kenarı yani şuradaki uzunluğu ne bulduk? 6 bulduk. E o zaman buradaki burası da 6 birim olacak. Burayı bilmiyoruz. Ben buraya bir x dersem e alt tabanı olduğu için burası 6 x x oldu. E o zaman yamuklardan bir tanesinin şeyi de 6 x x oldu üst tabanı? Aynen öyle. O zaman burası da 6 x x. Sonra şurada da bir paraya kenar çıktı. Burası da x mi? x. Çünkü niye? Şunlar birbirine paralel. Bunlar da birbirine paralel. Bunlar niye birbirine paralel hocam? Diye soracak olursanız. Valla arkadaşlar isterseniz şey yapalım. Buradaki taban açısına alfa alfa diyecek olursak. Hocam burası alfa burası alfa. Taban açısından alfa taban açısından alfa. Şimdi şunlar birbirine paralel ya alfa ise burası da alfa oldu. Ben neyi ispatlamaya çalışıyordum? Şu paralel kenar olduğunu. Şunlar birbirine paralel. Bunlar da birbirine paralel mi oldu yöndeşlikten dolayı? Evet. Paralel kenar çıktı. 3 ise burası da 3 mi oldu? Evet. Şimdi o zaman her şey çıktı mı, meydana çıktı. Hadi bakalım toplayalım kenarları. Hocam şu kenarla şu kenarın toplamı zaten kaç yaptı? 12 yaptı. Bir 6 burada 18. Bir 6 burada 24. 3 burada 27. Bir daha 3 burada o zaman 30 mu yapıyor? Böylelikle cevabımız ne çıktı? Edremit çıktı. Bunları topladığımız zaman çünkü x'ler birbirini götürdü arkadaşlar burada. Ve topladığımız zaman da sayısal değer olarak 30'u bulduk. Yani cevabımız Edremit oldu. Geldik ki ABC'de x kenar M ADF üçgene birer kenarları ortak ve birer kenarları çakışık olacak biçimde çizildiğinde BD ile CF birbirine eşit oluyormuş. Arkadaşlar BD ile CF eşit oluyormuş gösterdim. Şimdi x kenar yamukta köşegenle alakası yerde bir eşitlik varsa ne yapıyoruz? Diğer köşegeni de biz çiziyoruz. Hop çizdik diğer köşegeni. Diğer köşegeni çizince köşegenler birbirine eşit değil mi? Hemen gösteriyorum. Aa köşegenlerin eşitliğini koyunca ekstradan burada bir x kenarlı çıktı mı? Çıktı. Hocam bir de şuradaki parçalar da birbirine eşit ve şu parçalar da birbirine eşit. O zaman 58 e, 58'i kullanalım. Burası da 58. Hocam şu ikiz kenar üçgende ve 58. Bakın şu açıyla şuradaki açının toplamı ikisinin toplamı 58 ise bunlar 29, 29 yapar. E hocam burada kaççı 29 dereceyse ise 80'i kullanmalıyım ben. Buraya kaç derece kaldı? 51 derece kaldı. Evet burası 51 yaptı. E bu ikiz kenar üçgen ya. Bakın şimdi arkadaşlar nasıl çıkacağım ben bunu ya. Şu karaladığım artı karaladığım artı 51 ise bu ikiz kenar olduğundan burası da karaladım. Buradaki tepe açısıyla buradaki tepe açısı eşit olacak. Karaladım artı 51 ise burası da karaladım artı 51 olacak. He, alfa bak burası da alfa oldu şimdi iki iç açı bir dış açı mı? Evet alfa artı 51 eşittir beta eşit oldu. O zaman buradan ne geliyor arkadaşlar? 51'i yalnız bırakırsam beta eksi alfa mı geliyor? Zaten bizden ne isteniyor? Beta eksi alfa isteniliyor. Cevap böylelikle 51 yaptı arkadaşlar. Evet ikinci soru akçay oldu. Geldik üçe. Alt taban işte formülü vermiş. Tamam bu formülü biliyoruz. ABCD pardon kare. ABF karesi alt tabanlı üst tabanının 3 katı olan ABCD yamun üzerine çizildiğinde Hmm. Bu yamuğun üzerine şey çizilmiş. Alt tabanı burası K iken burası ne diyor? 3K. Üst tabanın 3 katı olan bir yamuktan bahsediyor. Şimdi arkadaşlar şu karenin köşegenleri değil mi? Evet. E Burada karenin köşegenleri ise bunlar. Burada bir işlem yapabilir miyim? Bakın burası K mı? K. Hocam şu paralelliğe bakacak olursak böyle bir temel orantı çıktı. Şunun tamamının oranı nedir? 1 bölü 3'tür. Yani burası a iken burası 2a mı olacak? Çünkü a bölü 3a olduğundan dolayı. Evet. E olay bitti sanki. Bu kare olduğu için karede köşegenler nedir arkadaşlar? Dik kesişir. Hocam burası 90 derece ve köşegenler de birbirine eşit. Yani a a a a. Ya da hocam bu x kenardaki dik üçgenden 45'leri yazınca zaten buradaki a'ların eşit olduğunu görürsünüz. E bizden ne isteniyor? Alan. Arkadaşlar hiç şey yapmayın. Ee, karen k dediğimiz ne yaptı a kök kim yaptı evet a a ise a kök yaptı karenin alanı nedir a kökünün karesi bölü alan ABCD nedir alan ABCD de köşegenler belli mi belli köşegenler arasındaki açı da 90 derece olduğundan köşegenler çarpımının yarısı değil midir aynen öyle ama hocam burada şu köşegeni bilmiyorum. Bak burada 1'e 2 oran var. Burada da 1'e 2 oran olduğundan burası da 2A oldu. Bir köşegen ne? 4A. Diğer köşegen ne? 4A. O da 4A çarpı 4A bölü 2'ye eşittir. E böylelikle ne geldi arkadaşlar? Yukarısı 2A kare bölü aşağısı 8A kare geldi. O zaman cevabımız 1 bölü 4 yaptı. Kaçıncı soru? Üçüncü sorunun cevabı edremit oldu. Geldik 4'e. Bir katlama var. Arkadaşlar öncelikle 50 ise burada kaç kaç derecedir? 130 derecedir. Bir katlama katlamada üst üste binen açılar birbirine eşit. E hocam bunun tamamı 50 idi. E o zaman 50 ise buraya 40 kaldı. Burası da 2 eşit parçaya bölündüğünden 20 20. E burada kaçı kaç derecede 130. Hocam üst üste binen açılar birbirine eşit. Yani burası da 130. Soru çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. Niye çıktı? İsterseniz şöyle yapabilirsiniz. Z'den dolayı burası gitti diyebilirsiniz ya da bu sarıda bir boynuz kuralı yok mu? Var. Yani şuradaki boynuza ya da bu maranka bakacak olursanız x 90 ve onun toplamının 130 mu olması lazım? O zaman x buradan ne gelir? 30 derece gelir. Evet dördüncü soru Cihan oldu arkadaşlar. Geldik 5'e. Şimdi yine bir formülü vermiş. Arkadaşlar x kenar üçgenleri şöyle bir yerleştirmiş. Burası 13, burası 13, burası 13. Bu x kenar yamuk mu oldu arkadaşlar? Evet bir yamuğun içerisine yerleştirilmiş x kenar yamuk. Bu taban uzunluğu kaç? 10. Şurayı bilmiyorum. X kenar yamukta ne yapıyorduk? Şu dikmeler önemliydi. Hadi bakalım dikmeleri çizelim. Hocam şu dikmeyi çizince bu dikmeyi de çizince. Aa, bu aynı zamanda x kenarda çizilen yükseklik konumunda olduğu için yükseklik tabanı iki eş parçaya böler. 5 5 5 12 13. Şuradan dik çizdin ya x kenarda çizilen yükseklik 5 5. Yani 5 12 13. E o zaman bu dikmeleri indiğimizde x kenarı mutlaka şu parça ile şu parça birbirine eşitti. Burası da 5. Hocam şurası kaç? Yukarısı 13 ise burası da 13. E, yamun alanı için her şey çıktım meyda çıktı. Alt taban artı üst taban. Yani bakın burası 5'ti. Toplamda 13, 23, 23 artı 13. Çarp yükseklik. Yüksekliğimiz de 12 böl 2. Bu 36 böl 2'den 18. 18 ile 12'nin çarpımı yaptı arkadaşlar bu. 18 ile 12'yi çarpınca 36, 18, 216 yapıyor arkadaşlar. Cevabımız böylelikle 216 yaptı arkadaşlar. Kaçıncı soru? Beşinci sorunun cevabı Cihan çıktı. Geldik 6'ya. Şekil 1'de gösterilen dikdörtgen içindeki garaj kapısı bir miktar açıldığında şekil 2'deki gibi görüntü oluşturuluyor arkadaşlar. E sonra şekil de şöyle oluşturulmuş. Şurası 4 birim olduğunu biliyoruz. Şuraya bir 4 birim yazalım. Burası da 2 birim 2 birim o aynı görünüm şekilde göründüğü gibi arkadaşlar. Garaj kapısının üzerinde bulunan yamuk biçimindeki beyaz yüzeyin son durumda gözüken kısmının alanı 15. Arkadaşlar bu alan 15'miş. Garaj kapısının tamamının alanı. İlk bölümdeki alan isteniyor. Arkadaşlar alt taban belli üst taban belli. Aslında burada da üst taban belli. Ee, bu 8 birim özür dilerim şurası. Alt taban artı üst taban çarp yüksek bir bölgeden bulacağız. Yani yükseklik lazım bize. Şuradan yükseklik çizsek. Dik dikdörtgen oluştu burada 2 ise burası da 2 oldu. Hatta buradan da çizsem burası da 2 oldu. <laughs> burada bir şey yapmamıza gerek var mı? Valla aslında ikiz kenar yamuk bu. Arkadaşlar evet ikizkenar kenar yamuk. Niye dik çizdin dik çizdin. Dik çizdiğin zaman ne oldu arkadaşlar? Şunlar birbirine eşit oldu. E bu dikmeleri çizdiğinde bunlar birbirine eşit. Nerede oluyordu? x kenar yamukta oluyordu. Ya da hocam burası 2 birim. Hocam burası 2 birim. Sonra burası h ya. 2 haşlık 2 h ve şu. haş kare artı 4. Ya da 2 h h kare artı 4. Olduğundan eşitken oldu. E, h'ı gören alfaysa burada daha çok yaran alfadır diyebiliriz. Eş üçgen yani arkadaşlar. Peki x kenar yamuk. Hocam bunu yukarı doğru çektiğim zaman açı şuradaki çizgideki bozulmuyor. Yere paralel olduğu gittiği için. Burası da alfa alfa. Yani burada da bir x kenar yamuk çıktı. Sen burada da bir dik çizdiğin zaman x kenar yamuk olduğundan dolayı bu dikmeler iki eş parçaya ayıracaktır burayı. Hocam tamamı 6. 4 ise burası 4. Ee, bunlara kaç kaç kaldı? 1 1 kaldı. Peki bunun alanını vermiş. Vermiş. Ne vermiş? Hocam alt taban artı üst taban 6 artı 4 çarp yükseklik bölü 2 yüksekliğe de şurada h diyecek olursak çarp yükseklik bölü 2'yi kaç vermiş 15 vermiş. E tamam burada 15 vermişse şuraya h demeyeyim alttakine h diyeyim. E hocam burası 10 bölü 2'den 5 5h 15 ise h'ı buradan kaç bulduk 3 bulduk h 3 çıktı arkadaşlar. E ben neyi bulacağım arkadaşlar buradaki x'i bulacağım şu x'i bulursam olay bitti hocam buraya baktığınız zaman alfa 90 burası da beta. Buraya baktığınız zaman alfa 90 burası da beta değil mi? Yani senin şuradaki üçgenle şuradaki üçgen ne oldu arkadaşlar? Benzer oldu. E burada betanın karşısı ken, betanın karşısı burada 2 değil mi? Evet benzerlikte 1'e 2 oran var. O zaman burada alfanın karşısı 3 ise alfanın karşısı bu 6 mı yapar? Evet şu uzunluk 6 yaptı. Şimdi ben bu yamuğun alanını bul bulabilirim. Alt taban artı üst taban 8 artı 4 Çarp yükseklik yüksekliğimizde 6 bölü 2 bize cevap verecektir arkadaşlar. E o zaman 8 artı 4 12. Bir dakika bir dakika. Garaj kapısının alanı soruluyor arkadaşlar bize. Kapının alanı soruluyor. Tamam. X'i kaç bulduk arkadaşlar biz? X'i 6 mı bulduk? Evet. Şu yamuğun alanı istenmiyor. Dikkat. Dikkat dikkat. Neresi isteniyor? Garaj kapısının alanı. Yani dikdörtgenin alanı isteniyor arkadaşlar. X'i biz buradan kaç bulduk? 6 bulduk ya. Yani şurası da 6 birim. 6 birim burası. 8 birim burası. Ee, garaj kapısının alanında ne olacaktır? 6 çarpı 8 yapacaktır. Yani 48 yapacaktır. Belki de siz benim yaptığım hataya düştünüz. Bu yamuğun alanını hesapladınız. Ve çözemedim deyip geldiniz. Arkadaşlar garaj kapısının alanı isteniliyor. Dikdörtgenin alanı isteniliyor. Değil mi? Evet aynı hatayı ben de yapıyorum ama. Cevabımız böylelikle 48 yani balık balıkesir çıktı. Ve böylelikle Orijinal sorular 2 testinde bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda orijinal soruları 3 testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.